Özellikle ekonomik krizden sonra Türkiye'de işçiler çok büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. İşten atılıyorlar, paralarını alamıyorlar, maaşlarını alamıyorlar. Ne yazık ki düşük ücretlerle çalıştırıyorlar ve çok ciddi problemlerle ne yazık ki karşı karşıya kalıyorlar. Bu konuyla ilgili de yeni bir gelişme oldu. Didim'de, Aydın Didim'de 5 yıldızlı bir otel, Roxy Moon isimli bir otelde yaklaşık 150 personel maaşlarını 3 aylık bir süredir alamıyorlar ve otelde direnişe geçtiler hep birlikte. Kendileri bize ulaştılar ve bu konuyla ilgili de şimdi kendileriyle, işçilerden biriyle bağlantı yapacağız. Hediye Alkan'la, Didim'deki Roxy Moon işçisi Hediye Alkan'la bağlantı yapacağız. Hediye Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Evet, neler yaşandı? Öncelikle 3 aydır maaşınızı alamıyorsunuz. Bize biraz detaylardan bahsedebilir misiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz Aydın Didim'de Droxim adlı bir otelde çalışıyoruz. Burası yeni alınmış, yeni turizme başlamış bir şirket tarafından. Uğur Morgül adına olan bir şirket. Burada personeller 2 aydır, 3 aydır maaşlarını alamıyorlar. Keza okuyacak öğrenciler okuluna devam edemiyorlar. Kimisi okul kaydını yaptıramadığı için hala devam ediyor. Yani bizim çıkamamamızın sebebi de 2 aydır, 3 aydır çıkış alamamamızın sebebi hem içeride paramızın olması hem de çıktığınız takdirde sizin hiçbir şekilde paranızı ödemeyecek demeleridir. Keza Mart'ta 20 gün çalışmış bir personelin Eylül olmasına rağmen hala maaşı alamadığı görülmektedir. Çevremizdeki durumlar bu şekilde. Hiçbir şekilde para alamıyoruz. Bugün yine eylem, mücadele, bir direniş halindeyiz. O direnişin getirdiği özveriyle mücadelemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Fakat yine işverenlerin paranızı yatıracağım demesine, saat 12'ye kadar devam edin mesainize, 4-12 personeller çalışsın, servisine devam etsin demelerine rağmen hiçbir personel çalışmamaktadır. Bugün gece 12'de mi yatıracaklarını söylediler? Evet, gece 12'de herhangi bir banka hesabına yatırmayacaklarını, elden vereceklerini söylediler. Ki elden vermeleri demek bizim hukuksal anlamda hiçbir hak talep etmememiz demek. Yani adam kalkıp bana elden para verdikten sonra ya bu beni dolandırdı dese, hiçbir şekilde yine suçlu biz durumdayız. Yani haklıyken haksız duruma düşme potansiyelleri de çok yüksek. O yüzden elden para almayı da kabul etmiyoruz. Bu zamana kadar verdikleri hiçbir sözleri tutmadılar. 12'de yatacaklarını düşünmüyoruz. Kimi personeller kalkıp sahile gitti, çalışmıyorlar. Yani burada bulundukları süre zarfında işveren tarafından, aynı zamanda şefleri tarafından çalışmaya sürükleniyorlar. Evet, peki yani 3 ay boyunca maaş alamamak, özellikle Türkiye gibi ekonomik koşulları olan bir ülkede, ekonomik krizin içinde olan bir ülkede çok zor. Neler yaşadı işçiler bu dönemde? Siz kendi yaşadıklarınızdan örnek verebilirsiniz veya işçi arkadaşlar ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldılar? Yani genelde turizm sektöründe çalışan genç kesimin hepsi öğrenci kesimidir. Öğrenciler okullarına gidecek paraları yok. Keza üniversite kazanan öğrencilerimiz ekstra olmalarına rağmen, ekstra bir şirkette çalışmalarına rağmen onlar da parasını alamamaktadır. Ekstra da olanlar okullarına kaydını yaptıramazlar. Keza ben öyle aynı şekilde, yani dondurduğum bir okulun devamını getirebilmek için herhangi bir harç parası bulamadığım için yatıramıyorum. Üniversite öğrencisi misiniz? Evet, üniversite öğrencisi. Aynı zamanda üniversite öğrencisiniz ve bir yandan turizm sektöründe çalışıyorsunuz. Evet, yaz sezonları çalışıyorum ki kışın okuyabilecek bir miktar paramız elimizde olsun diye. Böyle çok örnek var mı, örneğin öğrenci olup çalışan arkadaşlarınız? Burada şöyle söyleyeyim, yani oteli ayakta tutan aslında öğrenciler. Öğrenciler. Stajyerler, öğrenciler. Evet, turizm lisesinden, turizm yüksek okullarında olan stajyer öğrencilerimiz vardı. Öğretmenleri para yatırmadıkları için öğrencilerini çektiler. Kadrolu ekipte okuyan bir sürü öğrenci var ama onlar okuyamıyor. Ekstracılar sigortasızmış, şu an arkadaşlar söyledi. Hiçbir şekilde sigortaları yatmıyormuş. Sadece düşünün, yani günlük tutarın 30 lira üstüne çalıştırıyorlar ama günlük bir sigorta girişiminde bile bulunuyorlar. Sigortaları yok, sağlıktan yararlanamıyorlar. Paraları yok, okuyamıyorlar. Kimi aile, hani burada büyüklerimiz var, onlar çocuklarını okula gönderemiyorlar. Eve kuru ekmek alacak paraları yok. Biz lojmanda kalıyoruz, bize tahsis ettikleri lojmanda. Bir aydır bir yudum içme suyu bulamıyoruz. Her gece susuzluktan ölerek geliyoruz buraya. Otelden su çıkarmak yasak, yani hani diyoruz ki 1,5 litre alıp götürelim bari içelim. Ona da yok diyorlar. Personelde yemek zaten yok. Çıkan yemeklerin hepsi soğuk ya da bozuk.
Evet, ya gerçekten hani Türkiye'de çok fazla insanın karşılaştığı problem. Ya yani hem öğrencilerin problemlerini anlatıyorsunuz, hem çalışanların problemlerini anlatıyorsunuz. Gerçekten çok vahim bir tablo var. Ülkenin genelinde Evet. de ne yazık ki işçiler, emekçiler açısından böyle bir tablo mevcut. Peki siz bir araya gelmeye nasıl karar verdiniz? Yani bu paralar ödenmedi. Nasıl karar verdik? İki aydır bize hep bir cumadan bahsediler ama hiç gelmeyen bir cuma vardı. Artık bizim de bir noktamız vardı. 2 Eylül son para yatırma günleri dediler. 2 Eylül'de paraları beklerken dediler ki şirket el değiştirdi. Daha sonra dediler ki şirketimiz satılmadı. Mülkiyet sahibi buna izin vermiyor. Yani mülkiyet sahibi buna izin vermiyor dediler. Ve bu yüzden şirketimiz yine eski firmamızda kaldı. Eski firma cumaya kadar son dediler. Cuma günü oldu. Mesai saati geldi ve bizim paramız hala yatmamıştı. Gece 12 dediler. Gece 12'ye kadar çalıştım. Yani bizi çalıştırıp bize bir şekilde gece 12'de başka bir bahane üretip bizim bugünümüzü kurtarma derdine düşüyorlar. Hani biz bugün müşteriye hizmet verelim, 12'de para yatırırız diyorlar ama yatacağına hiçbir şekilde inanmıyoruz. Çünkü artık işverene olan itimadımız sarsılmış durumda. Peki neden böyle bir olay meydana geldi? Ne diyorlar? Yani kendileri de bir krizin içindeler mi? Kendileri de mi para bulamıyorlar? Nedir sorun? Ya şöyle düşünün, sizin 3 tane oteliniz var. 3 otelde 1000 müşterinin olduğunu, totalde 3000 müşterinin ve günlüğüne 6000 lira 7000 lira para verildiğini düşünün. Sizce sizin paranız olmaz mıydı? Evet. Para yani var ama personel, işçilere yok. Evet, para var, işçilere yok. İşçilere gelince ya işte biz bu kadar gider olduğunu bilmiyorduk. Ya işte biz ayarlayabiliriz sanıyoruz diyorlar. Ya yok, bizim aval şeylerden, ajantalardan paramız gelmedi. Çeklerimiz şu gün bozulacak diyorlar. Ya sürekli hep bir bahane, sürekli var olan parayı bir personele verememe durumu söz konusu. Evet. Peki bundan sonrasında şimdi avukatlarla görüşüyor musunuz? Yani nasıl devam evet. edeceksiniz? Orada otelin içindesiniz sanırım şu anda, değil mi? Evet, otelin içerisindeyiz. Personel alanındayız. Emekçi Parti'den, yani benim bu sesimi duyurmaya yardımcı olan platformun avukatı olan Dicle Hanım, Dicle Yılmaz bize yardımcı oluyor bu konuda. Yarın kendisi de burada olacak. Bize bütün haklarımızı savunmak için burada olacak. Aynı zamanda personelleri iş saatinden önce hepsini bir arada toplayıp personelin bütün sorularına cevap verecek hukuksal anlamda. Şu an sadece Dicle Hanım var. Dicle Hanım'la görüşüyorum. Yarın da Allah nasip ederse bütün personel bir arada olup hem haklarımızı öğrenmek hem de bu hukuksal süreçte nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, işverene inanmamamız gerektiğini ya da nasıl olacağını bize zaten anlatacaklar. İki çocuklu bir aileyiz biz. Benim ismim Fadime, soy ismim Orhan. Evet Fadime Hanım. Siz neler yaşadınız? Efendim, ben Temmuz'un 3'ünden beri burada çalışıyorum ve maaşımızı alamıyoruz. Evet. İki çocuklu bir aileyiz. Ev geçimimiz şu an bende sorumlu. Eşimin sağlık sıkıntıları var. Evet. Kızım üniversite öğrencisi, bu sene gitti. Kızıma harçlık gönderemiyorum. Ve 2 aydır buradan maaş alamıyoruz. Ekmek alacak paramız olmuyor. Gerisini artık siz düşünün, ne diyebilirim. Evet, evet. 3 aydır maaş alamayınca sonuç böyle oluyor. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, ne diyebilirim ki? Sesimizi anca sizin gibilerine duyurabilirsek bize belki yardımcı olursunuz diye düşünüyorum. Evet, elbette el birliğiyle, dayanışmayla sesinizi duyuracağız. Bütün sorun yaşayan emekçilerin sesini duyuracağız. En azından evet. Duyurmaya adayız biz Yol TV olarak. Peki, çok teşekkür ederiz size. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz, iyi günler. Çok teşekkür sağ olun. Evet, Roxy Moon işçileri bağlandılar yayınımıza. Bu tip olaylar çok meydana geliyor ülkemizde. Özellikle derin bir ekonomik krizin içine girdikten sonra doğal olarak böyle sonuçlarla karşılaşıyoruz. Şimdi kritik noktalar var. Çok aslında Türkiye'de işçilerin yaşadığı sorunları anlatan bir bağlantı oldu. Bağlananlardan birisi Hediye Hanım. Kendisi bir öğrenci aynı zamanda ve okulumu dondurmak zorunda kaldım diyor. Üniversite öğrencisi. Bunlar tekil örnekler değil. Çok fazla örnek var böyle ülkemizde. Kışın okuyabilmek için yazın burada turizm sektöründe çalışıyor ve zaten öğrencilerin burayı geçindirdiğini, buraya emek verdiğini, bu oteli kendilerinin işlettiğini söylüyor aslında.
Diğer Fadime Hanım'sa evine ekmek götüremediğini söylüyor. Su bulmakta bile problem yaşadıklarını anlatıyorlar. Bunlar hepimizin bildiği, hepimizin yaşadığı sorunlar halinde ne yazık ki. Bir de tabii ki burada 3 aydır maaşını alamayan işçiler var. Bu işçilerin sorunlarını da diğer ülkede yaşanan işçilerin sorunlarını da elbette gündeme getirmeye devam edeceğiz.